olmadığını herkes gördü. Pişman değilim. Şimdi bu sözleri bir yere not edin. Bu böyle bir kalsın. Ee, burada ben önce yine bilgin Gökberk'e döneyim hızla. Ee, çünkü ilk başlarda ona söz verdim. Çok da kısa konuştu. <laughs> Fakat bu konuda da söyleyecekleri var elbette. Birazdan Bahçeli'nin açıklamalarını hatta şimdi vereyim. Sonra AKP içindeki tartışmayı ayrıca anlatacağım size. Dün de Bahçeli dedi ki 30 Ağustos'u gölgeleyen, ülkemizi meşgul eden, hasımları ümitlendiren, istismar lobisini heyecanlandıran ikinci yemin hadisesinin her bakımdan netliğe kavuşması zorunludur. Milliyetçi Hareket Partisi bu meselenin yakından takipçisi olacaktır. Kanuni yemin dışındaki yeminin üzeri. Aziz Atatürk'le örtülmemeli ve gizlenmemelidir. Yani burada teğmenleri hedef aldı ee, ve burada işte Atatürk'ün yani araçsallaştırıldığını, başka emellerin olduğundan söz ediyor Bilgin Gökberk, MHP lideri Devlet Bahçeli. Teğmen konusu mu? Evet, teğmen. Ya şimdi hiç uzatmadan... 7, dak 7 dakikada toplaman lazım ki bunu kendi sonra sosyal medyanına yayınlayayım. Çünkü 7 dakikalık mantar iyi giriyor. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben yıllardır söylüyorum Türkiye din ve futbolu yönetiliyor diye. Yani bugüne kadar her tek adamın yönettiği gibi Portekiz'de, şeydi, İspanya'da e falan, Franco, Salazar falan futbol ve dini kullanıyorlar. Çünkü maalesef, maalesef derken bu şey teşhis, Türkiye'de en çabuk kalabalıkları din ve futbolla etkiliyorsunuz yani. Yani bir mesaj verirken de oradan veriyorsunuz, oradan gidiyorsunuz. Şimdi mesela din ve benim yeni çıkan işte o Top Tarikat diye bir kitap yazdım yani Tarikat dediğim tarikatlaşan futbolu anlattık yani. Şimdi bu temin olayı şöyle. Konu orada teminlerin kılıcı falan dedi. Temin de değil yani. Zaten çok saçma. Yani Ali Erbaş kılıçla çıktığı zaman gelenek oluyor. Elinde kılıçla çıktığı zaman ama teğmen kılıcını çektiği zaman şey oluyor. Darbe oluyor. Yok ya öyle bir şey var mı? Ben size söyleyeyim. Bunlar futbolda ve bunu denediler. Siz hiç Türkiye'de bugüne kadar 40 küsür ülkeye gidip kendi ülkesini kuran kişinin 10 dakikalık mesafedeki mezarına gitmeyen ayrıca bütün Arap ülkelerinin kuruluş yıl dönümüne giden ve bir kere Atatürk demeyen bir Diyanet Başkanı gördünüz mü? Yani görmediniz. Bunu biraz şey yani. Atatürk ismini konu kılıç falan değil. Atatürk isminden uzaklaştırmak. Çünkü Türkiye'de tarihi değiştirmek istiyorlar. Tarihi değiştirirken de en şey şey yani en kolay şey Atatürk'ü yok etmek yani. Diyanet arada bir mecbur kalınca bir iki tane şey yayınlıyor. Ali Erbaş mecbur kaldığı zaman bir iki Atatürk cümlesi ediyor. Ya 30 Ağustos hutbesinde bile ismini geçirmediler. Neyse bu işin din tarafı. Yani din tarafında bir kere Atatürk'ü Yok sayıyorlar yani. Yok etmeye çalışıyorlar. Futbol tarafı daha enteresan. Ben 10 yıldır bunları yazıyorum. Bunlar normal değil yani. Mesela hiçbir Atatürk pankartı, hiçbir Mustafa Kemal pankartı Türkiye'de statlara sokulmadı. Ben size söyleyeyim 20 tane stat sayabilirim yani. Çok çabuk. Yani Samsun'da süper maçı oynandı. 5 saat seyircisi Mustafa Kemal Paşa yaşa diye bir pankart yaptı. Sokmadılar. Sebep ne biliyor musunuz? Yıldırım demiyor. Ne izin alınmadı diye. Çünkü federasyon başkanı oydu. Ya yuh ya. 100 sene önce hiç izin almadan kimseden Samsun'a çıkmışsın. 100 sene sonra Samsun'a girmek için Yıldırım Demirören'den mi izin alacaksın yani? İnsanı hakikaten çıldırtıyorlar. Sokmadılar yani. Sonra çok basit. Tekrar olacak bir ama Fethiye takımı sahaya Yücü Atatürk'te çıktı. Anlamlı bir gündü. Formada yan yana gelince Yücü Atatürk. Disiplin sevk ettiler Atatürk'ü. E. Ya böyle bir şey olur mu? Yani? Bu teğmenlere bağlıyorum yani konuyu. Disipline verdiler şeyi. Fethiye takımını. Sordular başkanı. Kardeşim izin aldınız mı diye almadık çünkü vermeyecekti federasyon dedi. Biz mağus böyle çıktık dedi. Sonra ceza hakkında sevk edildi. Şimdi Ömer Çelik'in bir açıklaması var ya son dakikada yaptığı Atatürk siyaset üstüdür diye. Ona bağlayacağım konuyu da. O, o sırada Mandela ölmez mi? Rahmetli oldu Mandela. Mandela ölünce Galatasaray'da iki tane Afrika kökenli futbolcu vardı. Drogba ile Ebu'ye. Bunlar bir tişört giyip formaların içine sahaya öyle çıkmak istedi. Hadi şimdi problem çıkacaktı. Çünkü Atatürk'ü siyasi obje diye kabul edip siyasi objeye sahip çıkamazsın deyip Mandela'yı tişört olarak giydirdiğiniz zaman Ebu Oya'da yanacaktı. da bir de dünyaya desin olacaktı. Bu sefer Suat Kılıç devreye girdi o zaman. Bakandı. Baktı ki iş karışıyor. Atatürk'e ceza verirsen Fethiye'ye şeyle vermen gerekiyor. E, da. Drogba dedi ki umurumda falan diye Ben giyip çıkarım kardeşim. Benim liderim bu dedi. Yani ne verirsen ve Suat Kılıç dedi ki şöyle bir konuşma yaptı. Aynı Ömer Ömer Çelik'in yaptığı konuşmaya yaptı. Yani bunların sistemleri o kadar belli ki dedi ki Atatürk siyaset üstüdür. Türk, top, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Bu yüzden Atatürk'le ilgili statlara böyle flamayla girmek veya pankart yapmak siyasete girmez. <laughs> Tam tersine ülkenin kurucusu ile ilgili bir şeydir. ya yani siyaset üstü bir figürdür. Şimdi aynı konuşmayı bugün Ömer Çelik yaptı. Çünkü dün insanlar ona da sinirlendiler. Bu Atatürk tepkisi oluşunca Türkiye'de. Dedi ki o da işte bu kılıç veya temenlerin Atatürk'ün askerleri izlemesi siyasetlidir. Çünkü hakikaten Atatürk'ün askerleridir. Yani bir ülkenin dünyada ben böyle bir şey görmedim. 30 ülkede falan ben bulundum. Yani turizm yaparken. Ben daha ülkesinin kurucusunu adını ağzını aldığın zaman soruşturma açılan veya niye bunu alıyorsun diyen. Yani büyük ülke Türkiye'deki her kişinin söyleyeceği en masum cümle Atatürk'ün askeri demektir ya. Atatürk ülkeyi kurmuş yani. Cumhuriyeti kurmuş ve de ne şartlarda kurmuş. Sizler hepiniz anlatıyorsunuz devamlı. Yani Orta Doğu'nun o şartlarında falan. Yani bir teğmenin okul bitirdiği zaman söyleyeceği tek cümle budur yani. Babasından önce bunu söylemesi lazım yani. Hadi, hadi babamın askeri ise ver savcılar baban kimsenin filan dersin. Yani babanı sokma bu iş. Ama o yüzden burada burada konu şey değil. Ee, ne derler? Teğmenin, teğmenlerin askerleri izlemesine takılıyorlar. Yoksa kılıcına filan takılmıyorlar yani. Çünkü bu isimden rahatsız oluyorlar. Geçen hafta da söyledik. Atatürk ölmüyor. Yani ölmüyor. Çünkü çok üstüne gidiyorlar. Atatürk'ü habire canlandırıyorlar toplumun hafızasında. Hiç Atatürk'ün ağzını geçirmeyen insanlar Atatürk demeye başladılar. Bizim nesil mesela bizim zaman biz büyürken Atatürk Cumhuriyet falan diyemezdik. Babamızdan annemizden şey yerdik. Atatürk'ü kimse anlatmaz birbirine zaten. Böyle aptalca bir konuşma olmaz zaten. Yani bizim okuduğumuz liseler üniversite gibiydi. Ortaokullar da lise gibiydi bizim dönemde yani. Bir ortaokul biz Atatürk şudur budur onu almış yok Cumhuriyet budur dediği zaman e, ee, babası annesi şey derdi. Ay sus sana mı kaldı Atatürk'ü anlatmak? Kapat. Bu kadar çok Atatürk'ü adına alma derlerdi. Bize öyle dediler. Yani ben tahmin ediyorum 20 yaşına kadar filan hiç Atatürk Cumhuriyet demeden büyüdüm. Zaten dememe de gerek yoktu yani. Cumhuriyet hissederdik. Cumhuriyet vardı. Atatürk'ü de severdik. Zaten yani. Hiç de böyle konuşmalar yapmazdım. Şimdi kaç yaşına geldik? Ha Atatürk Cumhuriyet diyoruz. O zaman diyorlar ki bu siyasal İslamcı grubu, bu FETÖ, FETÖ'den dönenler, şey adam, tarikatçı grup filan AK Parti'nin bir grubu diyorlar ki işte Atatürk'ü ya bırak kardeşimiz Atatürk'ü anlatıyoruz. Çünkü Atatürk'ü yok ediyorsunuz. Yok edince bir tepki olarak insan anlatıyor. 85 yaşında 90 yaşında kadın pencereye Atatürk fotoğrafı atıyor. Bunun sebebi ne biliyor musun? Bir şey yapamıyor çünkü kadın. Korkuyor da siyasi bir şey söylemeye Atatürk'ün fotoğrafı atıyor. Bunun sebebi şudur. Atatürk'ü Kemalist falan diye bir şey yok bir kere yani. Diyorlar ki Kemalist misin? Yok böyle bir şey. Biz eskikati görüyoruz. Bizim nesil Kemalist falan böyle alengirli laflar bilmez yani. Nedir ya Kemalist yani? Biz Atatürk'ü severiz bu kadar basit. Ülkeyi kurduğu için severiz. Ayrıca ülkeyi ne şartlarda kurduğu için severiz. Atatürk'ü sevmeyelim de sevmeyiz. Bunun için de Kemalist olmayı falan yok. Her sağlıklı Türk vatandaşı, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu rejimi benimsemiş. Bu ülkede bu Cumhuriyet'in nimetlerinden faydalanmış her Türk vatandaşı Atatürk'ü sever. Atatürk'ü sevmeyen de sevmez. Ondan nefret edenleri nefret eder yani. Bu gerekirse her türlü şeye kadar da gider. Böyle kemalizmmiş, kemalizmmiş bunlar şey laflar. Ee, bu böyle komünizm değil bilmem oliga, böyle rejim isimleri değil bunlar. Kemalist diye evet. bir şey yok ya dünyada. Atatürk'ü sevenler var. Bir de Atatürk'ü sevmeyen bu ülkeyle problemi olan, rejimle problemi olan insanlar var. O yüzden Türkiye'deki bir okulun talebelerinin hele üç tane de kız yani şey olarak da hı hı. çok fotoğrafı uyuyor filan. Bunların Atatürk'ün asker ne diyeceklerdik? Bana biraz cümle söyleyin ya. <laughs> ne diyebilirim? Tabii, yani 30 Ağustos Zafer gününde Tabii, öyle efendim. bir yerde Türk başka silahı, ne de yani Bakın dergülüyor. Türkiye'de hiçbir hiçbir şeyi bizim Türkiye'de bir medya olsaydı eğer yani Türkiye'de futbol medyası zaten yok. Futbol medyası dediğimiz medya sağ bek, sol bek, transfer filan böyle giden bir medya. Çünkü iddialar bahisler bunları sarmışlar. Bunlara para kazanıyorlar bu şekilde konuştukları zaman. Türkiye'de bir spor medyası olsaydı Atatürk pankartlarını satlara sokmayanın kapısına bırakırlardı o zamanlar. Yani Samsun'daki bu Riyad krizi olduğunda Türkiye'de, Riyad'daki futbol krizi olduğunda yani Süper Kupa. Biri dedi ki maç Samsun'da oynansın. Oynandı kardeşim Süper, Süper Kupa Samsun'da. Orada da almadınız pankartı içeriği. Yani orada Araplar almadığı zaman olay çıktı Türkiye'de. Vay Araplar Atatürk pankartı nasıl almıyorlar? Ya sen kendi ülkende almadın. Bu kadar bu kadar şey bir medya olmaz da yüreksiz, Yedi çapsız. 7 dakikayı açtınız bu arada. Efendim? 7 dakikayı açtınız. Biraz kısaltırız arada. <laughs> bir dakika daha değilse <laughs> şunu demek istiyorum. Ee, yani bu Samsun'daki pankartı sokmadılar. Yıldırım Bey izin, Yıldırım demiyor izin alın diye. Böyle, oradaki şey, Arap kralında kızıyorlar. Diyorlar ki vay Atatürk istemiyor ya Yıldırım demiyorlar <laughs> demiyor ne? <laughs> de Sokulmadı pankartlar. Ayrıca bakın yüzüncü kere söylüyorum. Karografi yapıldı o Başakşehir Stadında. Türkiye'nin yeni mahallelerinden. Başakşehir'de şey yapıldı Çanakkale Zaferi karagrafisi yapıldı Ya karagrafide şey yoktu Hocam Adebayor diyor. Togolu bir futbolcuyu koymuşlardı Utanmadan hem de Başakşehir İstadında lig maçı bu yanlış anlama yani Oynayan takım da Beşiktaş Beşiktaş'ın da futbolcunun Hemen hemen hepsi şehir olmuş orada O zaman yani o takım oynuyor Atatürk yoktu ya Ve bunu konu etmedi akşam meydan Yani